binalar hep daha sonra yapılıyor. Evet, onu geçiriyor. Bunun arkası katedral. Sallam çalışacak. Yani o katedral falan. Küçük köprülerin katedralar üstelik yana koyuyor. İrfan gel bana, ben geleyim. Tamam, buradan ayrılma bak. Tamam mı? Tamam, ben alacağım. Buran nereye? Huvey mi? Ne yok? Restoran. Oh.
Kapalı bölümlerde günde 7000 lira çalışıyor. Hiç şey değil. Nasıl gelen bir hani ne yapıyorsun? È la panoramica però. Ne anda yapacağız? Şimdi bu bunlarda şöyle yuvarlak güzel bir arena. Acaba şöyle tuttum sana okuyamadım ben. Öyle mi aç? Vallahi bilemiyorum neden istedim. Kardeş. Zaten buradan gittikten sonra artık. Bekleyin ortada. Ayşe geçiyor. Portakalınızı çekiyor. Gel Melih. Tamam. Şimdi görüyor. Başınızı kaldırarak görüyor. Ben yine orada yazılar. Çalışmalar var. Flaş kapalı mı? Evet. Burada itibaren flaşları kapatıyoruz. Flaş kapansın lütfen. Unutmayalım. Bunları duvara yerleştirirler. Daha iyi balonlar, daha iyi. Sizin balonlar.
Let me see before or after the bathroom. Anlatıyoruz kolay ama acaba nasıl yaptığını görmek ister miyiz doğrusu? Hani şöyle ışınlansak da o dönem bir gitsek. Kendimi görüyorlar. Biz de olsa indirirler. Çok yaşayın. Yani şimdi şöyle bir herkes yazsın ben burayı anlatayım size. Şimdi o büyük aldan geçtik değil mi? Turkan'ın geldik. Geldik Turkan'a aldılar. Bunun için de şu anda birbirine eşit aynı kanları taşıdığı bir mermer oldu. 12 tane aslan. Aslanlar ağzından bakın sular akıyor. Ve bunu hediye eden de Sultan'a yakın dostu. Bir iş adamı. Sultan'a hediye ediyor. Bunu yaptık. Şurada ortada gidiyorsunuz. Şurada. Evet, ben burada bir buluşalım ortada. Sí, porque yo le voy a tomar.
Önce bu baharatın, sonra bu baharatın. Burası ise ayrı bir güzelliği. Burası müzisyenlerin, ne bileyim artık kurduğu, dinlendiği yer, aynı zamanda kurduğunun gibi gezdiği yer, kadınların gezdiği yer. Şimdi burada biraz büyüğün var. Biliyor musun buralar? Özellikle bu bir tarafından gizliler. Gidip bir kutlar sarayında çok güzel olsun. Mesela benim de bir yaptığım var. Onları yok. Müslümanlıkla dedik olarak sarayda böyle altta bunlar resim. Bunlar mektep yok. Tamam mı? Ama yasak değildir. Kur'an-ı Kerim'de size bakmam burada. Sultanın sarayında neler görüyorsunuz? Neler yapıyorlar? Zaten o dönemde bahsediyoruz. 8-9. Aynı mı kalmış acaba? Aynı mı kalmış?
Bakın efendim, şimdi size buradan bir şey göstereceğim uzaktan. Anlık alış kesin yanına cevap. İşte hatta burada cami bu sağda. Minareyi görüp beğendim. Köşeyle. İşte burada ezan okunuyor. Oraya okunuyor. O kilise. Evvelden hepsi cami. Ortadaki alçak olan hala cami. Hala cami. Kızları burada cezalandırıyor. Benim kuru sofa evim. Şey tek sahip. Gerçekleştirmek. Nedir Leonardo Vinci'nin mirası biliyor musunuz? Leonardo Vinci Haliç üzerine bir köprü çizmiş. Çünkü Leonardo zaten bir sürü şey yapmış da bitirmemiş birisidir. Hep daldan dala geçmiş. Zaten ölürken yatağında özür dilemiş insanlıktan. Ben demiş özür dilerim sizlerden. Çok şey başladım, hiçbirini bitiremedim demiş. Çok şey çünkü daha veriliyor, tenis yapılıyor, partiler veriliyor, her şey. Özel. Aşkın kanalın buradan yukarı doğru inen bakın. Bir su buraya kadar geliyor, görüyor musunuz? Buradan sonrası alttan bağlar. Evet, Valencia oldukça modern bir şey. Ve insanlar burada mutlu, huzurludur. O yüzden pek çok yabancı Barcelona'da istemeyen parası yetmeyen burada alıyor. Kızlar gündürler, Katolik parası. Yani koyu Katolik değil ama burada kiliseye gitme oranı çok daha fazla. Yetmez ama maalesef hep böyle işte görüyorsunuz. Yani burada bir zaman zaman geceliyoruz, o zaman işte insan yarım gün boş zaman oluyor. Gidiyor. Biliyor musun? Daha güzel söylüyor. Evet, ben buradan Barcelona'ya üç çelik yaratı yol var. Yolda mola var.
Barcelona tur var. Yani kaçta otel gider bilmiyorum vallahi. Şey bilemem. Buradan şimdi vaktim olsa aşağı bir yürüyüş yapsak. Evet. Çok keyiflidir. Parklar var. Bank sistemin giriş sistemini barındırıyor. Bu solda gördüğünüz bakın bir deniz canavarı gibi iki ağzı var. Bir önde bir arkada. Şimdi Kalatrava'nın mimarını tartışalım. Kalatrava morfolojik tarihi dünya yüzünün üzerinden milyonlarca bela sokar yani. Hemen yazar ceza. Hiç affetmezler. Morfolojik yapıları incelim. Bu var mıydı? Belki de yoktu. Hayal de olabilir. Fark etmez. Oradan esinlemişler. Gargoyle gibiydi ona hikaye. Evet. Bakın sağımızda bacalar vardı. İki tane baca geçtik. Fabrikaların olduğu yerlerdeki bacalar bırakılır. O meydana dönerken son 20 yılda bakın solda yazıyor. Palau denen müzik sarayı. Şimdi Palau Valenciana diyerekti. Bakın sağdaki ağaçlar genç fikuslar. Bunlar daha genç, bunlar büyük, devasa. Güzel bir şey. Bu otel üstü kısımdan sonra karşı taraf eski bölüm. Hatırlayalım Valencia'da. Valencia'nın genel aristokratları da sınır gözüyle büyük yatırım yapmışlar. O nedenle bayağı bir tane daha köprü var. Yalnız Valencia'da gökdelen yasak. Hiç kimse gökdelen yapamadı bugüne kadar. Bir tek bile yok. Şu arabaların hepsi. Tam sağımızda bir park var. Eskiden bu park içindeki saraya ait tamamen. Tabii daha sonra halka açılıyor. Gökyüzünün kulesi 14-15. Yüzyıllardan eskilerken yıkılmış, ihtiyaç kalmadığı için. Taşlarını kullanmışlar inşaatlarda. Bu kulenin tarihi tam 15. yüzyıldır. Bunun bir kısmından ücretli giriş var, müze oldu. Şimdi bırakacak ileride kulenin ordusuna gelecek adamcağız. Burada bekleyecek, bunun hayatı beklemekle geçiyor. Hiç konuşmadan ilk sözü değerlendirmek. Böyle bizim komşu tutmuş onu, ben sıcakladım şimdi. Gölgeye giriyoruz. Ver bakayım. Yeah.
Burada toplanacaktık. Buraya mı gelsin? Evet, o tarafa mı? Kendisi mutlaka uğrar. Kendisi de. Yerleri de büyük çoğunluğu bizim gibi. Emirlikler'in turistler. Oryasyon turlarda da var. Hatta burada kaldığımız zaman. Yarım güne yakın paket bile satılıyor. Hepsini bir taşlık, sazlık yere bakarlarken sağları var. Ben burada hava güzel ama Barcelona'da maalesef değişmiş, kar yağıyormuş. Aynen öyle. Ondan sonra zaten yok. Niye yağmasın ya? Şu yarınca bakar mısın güzel ya? Ne kadar hoş değil mi? Onu nasıl yaptılar biliyor Avrupa'da 3 tane mimari deha var. En büyük işleri yapan, en büyük paraları kazanan. Bunlar gerçekten dahi. Bir tanesi sayayım bakın size şimdi. Biri İngiliz, Joe Foster. Toz herhalde, değil mi? Toz mu? Yok, kahve.
Avrupa'da 3 tane mimari deha var. En büyük işleri yapan, en büyük paraları kazanan. Onlar gerçekten dahi. Bir tanesi sayayım bakın size şimdi. Biri İngiliz. Joe Foster. Bakayım Joe bir şey. Unuttum şimdi. Hatırlayacağım. Vallahi unuttum bir anda. Hayır. Bir tanesi bu işte. Şirketleri var. Hatta zaman zaman birlikte de çalışıyorlar. Aşağıda çünkü yürüyüş yolu var. Ama onu söylediği ağzını açmış annelerinden mama bekleyen civcivler bunlar. Bir sürü civciv ağzını açmış bekliyor ağzına bir şey atsanız diye. Köprüyü de bu gipler mi tutuyor? Ama orada bu farklı bakın burada bir tane 4 tane destek var. Görüyor musunuz? Yani işte oradakinde yoktu bakın söyledim. Bunda hepsi farklı yapıyor. Hiçbir aynı yapmaz. İstanbul'da yapsaydı acaba ne yapacak? Akvaryum bugün en sağda. Akvaryum en sağda böyle hani şemsiye bir şey var ya böyle her tarafı açılan cam kenarı böyle. Onun altı, yer altında akvaryum. Bu mor renk, bu morumsu bir şey. Bu mor renk pek kullanmadı bir renk yani. Beyaz kullanıyor ilk defa. Renk kullandım. Burası dediğim gibi çok maksatlı. Burada her şey yapılıyor. Burayı kiralıyorlar. Ücretini kiralıyorlar. Sola pasamaz, sola pasamaz. Bakın kapıda yazıyor. Ciudad des Artes ve Ciencias diyor. Ben yıllar önce belki 20 sene olmuştur mu bilmiyorum da oldu belki 15 sene önce buraya iki tane araştırma grubu getirdim. O zaman bir söyleyeyim hocam hangi beyde olursunuz siz tahmin edin. Şişli. Ha, bir dakika ya bitiriyor önce. Şimdi o tur nasıldı? Sonra Amsterdam, Brüksel. Çünkü tur bilim müzesi araştırma turuydu. Bilim müzesi araştırma turu. Ve şu sağdaki o çıkıntılı bina bilim müzesi. Bunun nedeni de şuydu. TÜBİTAK o yıllarda, 2000'lerin başı olması lazım, bütün belediyelere duyurdu, dedi ki proje getirin,
bir Türkiye'nin ilk uluslararası bilim müzesi açacağız. İlk. Ve TÜBİTAK 30 milyon TL koyacak. 30 milyon lira. Üstünde belediye almayacak. Proje getirin. Hangi proje iyiyse onu seçeceğiz dedi. Bir sürü belediye Türkiye'de proje getirmiş. Ve işte benim o zaman İspanya'da kaldığım dönemde ve enteresan bir tür. Benim de hoşuma gitti yani. Bilim müzesi turu. Ben de çok şey öğrendim orada. Ben o belediye grubunu gezdirdim. Sonra o grup bitti. Ben dedim biliyor musunuz? Bunlar kazanacaktı. İnanın aynı şeyi söyledim o zaman. Nedim de şu. Şimdi fazla şeye girmek istemiyorum da belediye grubunda falan çoğunlukla öyle ciddi turlar yapmazlar. Onlar gezer tozarlar. Bunlar ciddi tur yaptılar, ciddi tur yaptılar. Ben şaşırdım. Beklemedim, ben belediye grubu gördüm. Hangi parti olsa olsa aynı. İlk defa ciddi araştırdılar. Herkes edebiyle hareket etti. Şaşırdım. Dedim bunlar az alacak, bunlar çok ciddi. Evet, şu anda Türkiye'de bir bilim müzesi var. Bir şehirde, hangi şehirde acaba? Görüyor musunuz güzelliği? Temizliyoruz Türkiye'de. Eskişehir. Evet, Türkiye'de bir tane uluslararası bilim müzesi var. Hangi şehirde ve hangi grup belediyeyi gezdirdim acaba? Ha, sonra aradan bir sene sonra aynı belediyeyi bir daha gezdirdim ben. Direkt de resmi geziyor. Eskişehir'i getirdiniz Eskişehir'den. Hayır. Şişli Mustafa Sarı. O da hayır. Bursa Okulu. O da hayır. Adana. İzmir. O da hayır. İzmir'de hayır. Çaykaya. O da hayır. Beyşehir. O da hayır. Sakarya. O da hayır. 17 yılı geziyordu. Ve onlar bu işi becerdiler. Şu anda Türkiye'de uluslararası bilimimizin bir tane Konya'da var. Gelirken buradan mı geldik? Yok, bir yoldan gelmedik. Bir yoldan gidiyoruz. Bu Barcelona yolu. Bu Valencia'nın kuzeybatısına giden. Bu da ayrı bir figür. Yine üç cari odasında bir tavan. Gözleri şaşı gelini mor kaftanlara sarmış hala uzun gibi beni ah verinelim kırayım cadının derisi karayini seni dedi dilleri fitnedicur kıyametin gelsin sen o alatırsa içinde fesatla hangi günü gün edeceğim ah o kadetin üstüne ve de artas yorgan sereceğim amanını amanını yansın evin barkın utansın annemin her bir yerine aynen koroda değilsiniz ama güzelse eskiden demek ki zamanlar daha şeydi. Ben de 7-8 sene önce
5-6'ya kadar. Yetim ya, yetim ya. Maalesef Türkiye'ye soyunlarda artık gelen gemiler çok azal. Dünyanın turisti geliyordu, gelmiyorlar. Akdeniz turlarında bütün buraları ilk kere geçiren kişi. Milattan önce 3-4 arası. İşte onun adı Halil Garp.